Herkese merhabalar sevgili dostlar. 28 Ekim Cumartesi İzmir Yarış Programı tahmin dosyuyla sizlerle birlikteyiz arkadaşlar. Ankara ve Diyarbakır tahminlerinde kanalımızda mevcut olduğunu belirtmek istiyorum. Bu şekilde başlayacağım tahminlerime. Ankara'da 9, Diyarbakır'da da 6 yarış var. Onu da söylemiş olayım. Kanalımıza abone değilsek abone olalım. Videoyu beğenelim. Katıl olarak destek verelim. Diğer kanalımız arkadaşlar biliyorsunuz ki şey, Oğulcan Karaca At Yarışı arkadaşlar bu isimli bir kanalımız var. O kanalı da takip alırsanız orada yarış videoları paylaşıyoruz. Onları da seyredebilirsiniz bilginize. Meydan 2 yaş İngilizler 1400 metre kum pisti yarışı 10 e, safganın start alacağı bir e, koşu arkadaşlar. Bu koşuda 28 gün evvel ikincilik elde eden bir önceki yarışın Çin pisti üçüncülükle tamamlamış olan Mustafa Çek idaresindeki bir numara Birdwood bizim favorimizdir. Bir numaralı safkan burada galibiyete çok yakın görüyoruz bu ismi. Rakip hanesinde Daredevil temsilcisi Turkish Skydiver 10 numaralı safkanın olduğunu belirtmek istiyorum. Bu yüzden de bir arkası 10 sıralı ikili oynanabileceğini düşünüyorum. İlk ayak olmasına rağmen galibiyete çok yakın gördüğüm bir numara Birdwood'u sizlere tek olarak veriyorum arkadaşlar. Bir arkası 10 sıralı ikili önerimdir. Yalnız tabi ikincilik için sürpriz bir at gelirse örneğin Rand Power 5 numara olabilir. What? Ee, ona yapacak bir şeyimiz yok. Yani birinciyi tahmin etmek biraz daha kolay ama ikincilik birazcık daha zor gözüküyor şu anda. En yüksek ihtimal gördüğümüz 10 numarayı e, Mertcan Çelik'le birlikte önerdik iki, ikinci sıra için. Bir arkası 10 sıralı ikili. İkinci koşuya geçelim. Kısa vade 7 dişilere mahsus 4 çıkar araplar. 1800 için pist yarışı arkadaşlar. 8 safganın iştirak edeceği bu yarışta e, gizli ekülü konumundaki kurtel ekülüsü safkanlarının yarışa etki etmesini bekliyoruz. Özellikle de Bornoval'ın gibi bir safgan 103 günlük bir arayla geliyorken burada e, en avantajlı konuma bir anda geçiyor ekülü e, safganları. Biz bu durumda arkadaşlar burada bu iki safkanı da bir arada yazmak gerektiğini düşünüyoruz. Çünkü Ekür'ü birinden birini seçip diğeri için koşturmayacaktır. Yani bir fedai yarışı olmaz burada. İki hatta galibiyeti oynayacaktır. 2 numara Günyeli ve 3 numara Kıvılcım Kız'la başlıyoruz. Eren Aktu ve Nevze Tavcı İdaresi'de start alacak olan safkanlarla başlıyoruz. Daha sonra son yarışlarında Sentetik pistte kendini çok iyi gösteren bir numara Doğan'ın Ateşi'ne şans vereceğim burada arkadaşlar. Bu atı da yazdıktan sonra daha fazla at yazmak gerektiğini düşünmüyorum. Zaten 3 at e, burada 3 atın da e, açıkçası kalibresi çok yüksek. E, ben burada e, bir sıralama hani vermek gerekirse 3 numara Kıvılcım kız son yarış kazandığı için ondan başlayalım derim. 3-2-1 şeklinde bir sıralamayla 3 atlı bir oyun tavsiye ediyorum. Bornaval'ımı e, kısa bir mesafe olsaydı belki önerebilirdim ama şu anda bu mesafede e, 103 günlük arasıyla zor gözüküyor. Onu tekrardan belirtmiş olayım. Selcanatunu, Mahinuru, Silent River'ı ve Madamelli'yi yazdırmadım. Bu isimlerde şu anda biraz form olarak geride kaldıkları için yazdırmadım belirtmek istiyorum. Yoksa safkanların kaliteleriyle ilgili bir sıkıntı olduğunu düşünmüyorum. Üçüncü koşu 7 safkan. Şart 5 3 yaşlı İngilizler. 2400 çim pist yarışı olacak arkadaşlar. Bu koşuda izleyeceğimiz isimlerde bizim en çok dikkatimiz çeken sizi de eminim öyle düşünüyorsunuzdur. 4 yarıştır galibiyet elde eden bir safkan. Muhammed Mirvilgin'le bir numara can yoldaşım olacak arkadaşlar. Burada bu atı ben favori görüyorum. E açıkçası tek atılabilecek bir durumda olduğu kanaatindeyim. Bir numara can yoldaşımı sizlere ilk altılı için alternatif tek olarak veriyorum. Peki burada neden tek atmayız eğer tek atmayacak olursak? Şöyle ki 9 gün evvel koşup kazanan Nevzat Avcili 2 numara Torun Yusuf. 5 numara Kübit Mustafa Çiçek o da 4 yarıştır galibiyet elde eden bir safkan. Ve bir de sürpriz ihtimali için e, tuttuğunuz herhangi bir safkan varsa hani yazarak belki burada bir 4 atlı oyuna gidebilirsiniz. Mesela benim burada sürpriz ihtimali için düşündüğüm isim 6 numara Ejim Blue. Yani bir at tek atıp can yoldaşımla bir oyun yapabilirsiniz. Çünkü çok muhtemel bir at yani tek atmakta hiçbir mahsur yok ama 2400 mesafe beni birazcık korkutuyor bu konuda. Böyle uzun yarışlarda beklenmedik sonuçlar çıkabiliyor. Onun içindir ki 2 numara, 5 numara ve 6 numaranın değerlendirmeye alınabileceğini düşünüyorum. Geçelim dördüncü koşuya 14 handikap. Burası 2 yaşlı İngilizler 1400 metrede kum pistte çıkacaklar arkadaşlar. 8 safkanın start alacağı bir yarış. Biz bu koşu için şöyle söyleyeyim. Bir numara Kral Döker'le başlayacağız. Her ne kadar son yarışlarda biraz bocalamış olsa da yarış tecrübesi edinmiş olması itibariyle ben burada avantajlı olduğunu düşünüyorum. 3 haftalık bir arası var. 2 numara Can Efe, Hüseyin Şimşek birlikte izleyeceğimiz Safkan. Burada Kral Döker'de de Muhammed Mir Bilgin olacak onu da söyleyeyim. Can Efe'de Hüseyin Şimşek'i izleyeceğiz. 28 gün evvel Yarış yarışı kazanan Safkan bu koşuda da yine iddialı durumda geldiğini söyleyebiliriz. Üçüncü at konusunda arkadaşlar burada King Iron 3 numaralı safgan. King Iron burada Mürsel Kayış ile birlikte izleyeceğiz safkan. 37 günlük arası var. Bir birincilik bir ikincilik elde etmiş durumda. Ben burayı 1-2-3 yapıp garantiye gideriz diye düşünüyorum. Daha fazla at ilave etmeye gerek olduğunu düşünmüyorum. Beşinci koşuya geçelim. Artık ikinci altılının başladığı ayaktayız arkadaşlar. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kompist yarışı 11 safgan start alıyor. Tercihimizi şöyle başlıyoruz. 28 gün evvel ikinci olan İlker Soyat idaresindeki es Eskanor 2 numaralı Safkan. Daha sonra 28 gün evvel dördüncü olan bir önceki yarışın üçüncülükle bir tamamlayan Bekir Mert Mırık'la Saver Boy 4 numara. Daha sonra 44 gün evvel üçüncülük elde eden daha evvel yarışında üçüncü olan Ultra Fest 6 numarayı değerlendiriyoruz. Ondan sonra arkadaşlar ilk kez kuma çıkacak. Lenka 10 numara bu ata dikkat Nevzat Tavcı birlikte kum pistte daha iyi gitmesini bekliyoruz. Nitekim hem anne hem baba tarafı tamamen Amerika orijin Biliyorsunuz ki Amerika'da daha çok kum pist yarışları oluyor. E, bu atın da kumda daha iyi gitmesini bekliyorum. Bu yüzden idmanları da zaten iyi olan bir isim. E, genel idmanlar yani genel itibariyle hani kum pist idmanlarındaki şeyi söylüyorum. Yoksa bir hafta içinde kaç tane idman yapabilir zaten. o, o manada değil yani genel manada söylüyorum. Ee, onun haricinde de ekstra bir at ilavesi düşünceniz varsa işte burada mesela uzun arayla gelen 8 numara ve 9 numaralı safkanları görüyoruz. Belki bunlardan yana bir tercih kullanabilirsiniz ama bu kadar da kuponu genişletmeye gerek var mı bilmiyorum. O yüzden de ben bu şekilde bırakmanızı tavsiye ederim. Gelelim arkadaşlar 6. koşu 14 handikap 3 çıkar İngilizler 1700 için pist yarışı olacak. Bu koşuda izleyeceğimiz 12 adet safkan var. 2 seküri koşuyor. Şimdi bu yarışta biz şöyle bir tercih yapıyoruz. Kadir Tokoçoğlu ile birlikte Unstoppable Force ile başlayacağım 4 numara. Nevzat Avcı ile birlikte Honey One devam edeceğim 6 numara. Muhammed Mir Bilgin ile Rainfall 7 numara diyeceğim. Ondan sonra ekürlerden Bekir Mertmarık Bonsor diyeceğim 12 numaralı safkan. Ekürüsü Lanina ile birlikte start alıyor. Ee, ve arkadaşlar son olarak bir numara Oğlum Fırat bu koşuda benim sizlere ilave ettireceğim son safkan olacak diyebilirim. Ee, buradaki tercihim böyle geçiyorum fazla bir detay yok 7. koşu Kısa Vadi 3 çıkar İngilizler 2000 metre kum pist yarışı. Arkadaşlar 10 safkan start alıyor bu yarışta. Ee, bir numara Light Coin e, dikkat çeken isimlerden birisi 3 numara Color of Light e, yine öyle. El Nino tabi burada start alıyor yani bunların hepsi önemli. Vaiz var. Baya güzel bir grup var yani burada baktığımızda genel itibariyle. Ben arkadaşlar şöyle söyleyeyim. Şu anda bu yarış içerisinde en formda gelen isim bir numara Litecoin. Yani bu çok aşikar. En dış kulvarı da almış vaziyette. Ama tabi mesela 50 linosuz oyun yapılmaz. E, haliyle böyle yapınca bu sefer diğer verdiğim, diğer bahsettiğim isimleri de yazmak gerekecek gibi gözüküyor. Yani ben oyun tercihimi şöyle yapıyorum. 1-9-3-7 şeklinde bir oyun önerisinde bulunacağım sizlere. Color of Light da bu arada son yarısı sentetik ama kum daha iyi gittiğini biliyoruz Safkan'ın e, performansına şöyle bir baktığımızda. Bunu söyleyebiliriz. Onur Yıldız'ı izleyeceğiz Safkan'ın. Vahiz'de Mustafa Çiçek olacak 22 güne evvel ikinci oldu. Baya zor bir yarış onu söyleyeyim. Yani El Nino'nun da 84 gün arasında hiç aldanmayın. Yani bu at böyle aralar veriyor geliyor kazanıyor falan. Yani böyle bir değişik bir at. O yüzden ee, El Nino muhakkak kuponlarda bulunması gereken bir isim. E, Litecoin zaten formda dedik. Color of Light e, kumda daha iyi gidiyor dedik. E, de son yarışı zaten kumda ikincilik. Yani şu anda bu grupta bu 4 atı yazmadan oyun yapılması bana imkansız gibi geliyor arkadaşlar. Yani 4 atı yazmadan sadece bir tanesini yazıp tek atarsak yani çok şansa gitmiş oluruz. O kadar işi şansa bırakmayalım derim. 8. koşuya geçelim arkadaşlar. Şart 4 3 yaş araplar 1200 cm pist yarışı. E, 11 safkanın start alacağı bir koşu bizleri bekliyor arkadaşlar. Bu koşuda biz şöyle bir tercihte bulunacağız. Ben bu yarış için favori gördüğüm bir safkanı sizlere öncelikli olarak söylemek istiyorum. Hangi attır bu, kimdir bu? Şöyle ki arkadaşlar bir numara Gürsü'yüm Mustafa Çiçek'le birlikte. Benim favorim kumda da gidiyor, çimde de gidiyor. Turbo demir kazık hattına sahip. Mesafe önemli. Mesafede çok iyi bu mesafede iyi bir derecesi var. Daha iyisini de yapar bu arada hiç sıkıntı değil. Ben Gürsüyüm, Mustafa Çiçek'te birlikte Kurtarı Kürsü Ardaşı olan Safkan'ı burada size, sizlere tek olarak veriyorum. Rakip hanesinde değerlendireceğim isim. 1.18 derece gören Safkanlar var ama ben 1.18 görenleri değil. Burada başka bir 1.19 gören bir Safkan Şafak zamanını değerlendireceğim rakip o yüzden sıralı ikili de 1 arkası 8 oynayabilirsiniz. Bunların hepsi tabii ki riskli ama bence bu makul bir risk. Çünkü burada risk almasak oyun nasıl olur ben size şöyle söyleyeyim. Hani risk almadığımızı varsayıyorum. 1'i yazarsınız, sonra 2 dersiniz, 3 dersiniz, 4 dersiniz. Ondan sonrasında 8 yazarsınız. Ee, şimdi zaten böyle yapınca yani 1 2 3 4 8 zaten 5 tane at oluyor. Ya 11 tane at var, 5 tane at yazıyorsunuz, hala daha yetmiyor yani. Çünkü diyeceksiniz ki bu sefer e bu da gelir mi, şu da gelir mi. Onun için böyle ayaklarda en sağlamı bir tane atı seçip tek bırakmaktır. Ben de bu yüzden gür suyuma güveniyorum bu yarışta. Ve burada size tek olarak veriyorum. Atın çim pis performansı da iyi, bu mesafede de iyi. Son yarışı birazcık evet kötü ama yani bir bir tane kötü yarış koştu diye ata kötü demek olmaz. O yüzden burada tercihim böyle yaptım. 9. koşuya geldim. Meydan 2 yaşlı İngilizler 1400 kum pisti için Nevzat Avcı ile Dangerous Tucket 1 numaralı safkanla başlıyorum. 28 gün evvel kum pist ikinci ilk eden safkan. Arkadaşlar ben her zaman ne söylerim yine söylüyorum. Satış koşusu olmayan koşularda eğer bir at satılık çıkıyorsa o at genelde iyi koşuyor. Yani burada da yine satış koşusu değil ama satılık çıkmış ve iyi koşmasını zaten bekliyoruz son ikinciliğiyle de birlikte. Bir numara Dangerous Tocket ikinci altılı için alternatif tekimdir. Rakip hanesinde değerlendirdiğim Safkan Erhan Aktu ile birlikte 8 numara Just Power'dır. 28 gün evvel 3. olan Safkan. Başka bir ismin gelme ihtimalini pek görmüyorum. Bu yüzden biri tek atalım derim. Ee, bir önceki ayakta tek atmak istemeyen arkadaşlarımız burada rahatlıkla tek atabilirler. Ee, biri tek atabiliriz. Burada 1'i tek atmak istemeyenler 8'i yanına yazıp 2 atla geçebilirler. İkili oynamak isteyenler 1-8 sıralı ikili oynamak isteyenler yine 1 arkası 8 şeklinde oyun yapabilirsiniz. 10. koşu ve sonuncu koşu aynı zamanda şart 4-4 yaşlı Araplar 1300 sim pist yarışı. 1 numara Rakayrın Mertcan Çelik ile birlikte arkadaşlar favorimdir. Kaya Kürüsü Safkan'ı 12. kulvardan çıkıyor ki en dış kulvarı kapmış gördüğünüz gibi. Hem çim hem sentetikte son yarışlarında boy gösteren Safkan burada ben açıkçası birazcık daha rahat edeceğini düşünüyorum İzmir çivinde. Onun haricinde burada arkadaşlar önereceğim size safkanlar bulunmakta. Şöyle söyleyeyim. Yani bir numara favori net bir favori ama mesela Mustafa Çiçek'le Çiçek Gerçekçi Oğlu 4 numaralı safkan. Kadir Tokaçoğlu'yla 3 numara Cebe Alp. Hakeza 2 numara Baba Fahrettin. Bu atlar affetmezler. Fırsatını buldular mı bu atlar süper koşarlar. Nurbek, Gülerce, Cekürüs, Safkan iyi hazırlanmış vaziyette geliyor. Nevzat Avcı ile birlikte 3 aylık arasına rağmen kısa mesafe olduğu için atın idmanları da iyi. Bu ata da dikkat. 8 numara Nurbek'e de dikkat. Onun için arkadaşlar burada garanti bir oyunla 5 atlı bir oyunla gidilebilir diye düşünüyorum. Tercih olarak bir sıralama yapmak gerekirsek 1, 4, 3, 2, 8 şeklinde bir 5 atlı sıralama veriyorum. 5 hatta yazmanız gerekmez ama 5 ata kadar çıkabilirsiniz. 1 numara Rock Iron. her halükarda zaten yine favorimizdir. Evet videoyu bitiriyorum. Katılıyorsa olmayı, kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Diğer kanalımız biliyorsunuz Oğulcan Karaca At Yarışı. Onu da takip edebilirsiniz diyorum. Ankara ve Diyarbakır tahminlerinde seyredebilirsiniz diyorum ve herkese de bol şanslar diliyorum.